Allah Allah. Ezgi İrem. Bu arkadaşı illaki Instagram'da falan böyle kaydırırken, gezerken denk gelmişsinizdir. Valla ben sürekli keşfedilme dans eden, sözde sağlıklı öğütler verip de yazdan oluşan bir abla görmek istemiyorum artık. Hayır bak, engel de olamıyorum. Şimdi diyebilirsiniz ki tamam kardeşim, engelli o zaman. Olmuyor olmuyor. Millet Twitter'da paylaşıyor. Önüme düşüyor yine. O yüzden birinin bu arkadaşı artık güzellemeden çok gömçürme yapması gerekiyor. O zaman siz çayınızı demleyin, arkanızı yaslanın ve gelin beni videonun sonuna kadar bir izleyin. Selam, bugün kişisel bakım günüm. Sizleri de yanında götürüyorum. Hayret ya, hayret. İlk defa bir şey yemedi. Vallahi ucuz yırttık. Şimdi yorumlarımı görüp abi çok sert değil misin sence? Bu kadarı da fazla değil mi falan diyebilirsiniz. Ama inanın ki değil dostlarım. Bu elemanın çünkü şöyle açıklamaları var. Bir video paylaşmış. Önce onu vereyim, sonra açıklamaya bakalım. Aslında da yazmış işte. Ben size kısa özet geçeyim. Alttan iğneleyici laflar sokmaya çalışaraktan kendisiyle barışık olduğunu iddia etmiş. Sözde de obez güzellemesi yapmıyormuş. Ulan var ya, bunlar yarın bir gün silah satıcısı olsa silah da biz satmadık der. Ulan bir kere senin içeriklerin dış görünüşle alakalı nasıl yapmıyor olabilirsin ya? Bir de yalan falan söylüyorlar. İyice delileniyorum. Bu akşam sana donat yok abla. Ya bak, BBC'nin açıklamalarına göre dünya nüfusunun yaklaşık 1 milyarı obaziteden oluşuyor. Ki bunların 160 milyonu çocuk. Türkiye'ye döndüğümüzde de nüfusun %20'si obez, %40'ı kadarı, bak %40'ı obez öncesi dönemden oluşuyor. Yani aslına baktığında sen bir nevi suç teşkil ediyorsun anasını satayım. Aşk olar, özgüven, hadi gelin beraber dans edelim. Sonra da beraber tüm rızıklarını yiyelim. Bu yaptığın şeyin kötü olduğunu kabul edebilecek bir karaktere sahip olsan, inan sana var ya, tek bir tane laf etmezdim. Ama hala çıkıp kendini savunuyorsun be ahbabım. Güzelleme yapmıyordun değil mi? Tamam, gel bir yorumlara bakalım. Sesi, diksiyonu çok iyi. Yani adam bile senin dış görünüşünden savunamadığı için mecbur olarak başka yerlerden övmeye çalışmış. Ben buraya baktığımda çok güzel dans eden bir kız görüyorum. Ya abla bırak şimdi anasını satayım. Günümüz dans hareketleri, yani modern dans hareketleri diyelim. Bunlar bile zariflik üstüne yazılıyor ve yorumlanıyor. Hani sen bunu hangi akılla yazdın? Bak gerçekten az çakal değilsin ha. Yenmemek için iyi taktik. Bugün beraber salata yapıyoruz. Tarifim tamamen uydurmadır. Bir tane sade kuark, küzme yoğurt da olur. Ben ekşiyi çok seviyorum. Tüm limonu sıkıyorum. Biraz zeytinyağı. Abla dur bak, yalan söyledim. Bekle. O zeytinyağı az oldu. Bekle. Oh, koy 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 koy. Biraz daha. Ah, birazcık daha. Yok be abla bak. Aa, olmadı. Birazcık daha. Koy koy. Ah, koy anam koy. Arkadaşlar, ben obez güzellemesi yapmıyorum ama sadece giyim ve dans videosu paylaşacağım. Bu arada maşallah ablam, yani gerçekten güzelliğine nazar değdirmez umarım. Önceki üniversite kombin videomdan bu kombini hatırlarsınız. Bu biraz daha relax, biraz daha herkesin gerçekten kullanacağı bir kombin ama... I've seen some Turkish creators filming their videos in English and I wanted to do one as well. Ya ablacım, az salla, az salla ya. Yapmak istemedim, yani ben bunu insanların yaptığını gördüm, o yüzden yapmak istedim. Ya bunun asıl amacı ne? Ben yabancı bir içerik deneyeyim, belki kilomdan dolayı beni keşfette dalga geçerler de prim verirler, ben dünyaya açılırım, bu sayede daha fazla para kazanırım ama açılamazsam da rezil olmayayım. Hani neden bunu söylemek yerine işte gördüm, o yüzden yapmak istiyorum. Ya zaten yapmak isteseydin en başından beri yapardın. Allah, az çakallık değil ya. Herhangi bir yemek trendi kendinden eksik kalamayacağım için herkes ve babaannesinin denemiş olduğu ve benim geciktiğim biber dolgulu jalapeno. Bir yemekten de eksik kal ya. Bir şey de yeme ya. Bunu da yemeğiver. Ne olacak? Yemesen ölecek misin ya? Kısaca demem odur ki bu denilenleri bir öz eleştiri olarak say ve bana gelip kızma. Yok sen aşağılamışsın, sen zorbalamışsın. Bak bunlar senin sosyal medyaya yansıttığın yüzün. Benim yaptığım bu yorumlar da sana karşı olan insanların görünüşünün sadece bir sesi. O yüzden kalkıp da bıdı 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 diye atıp tutacağını, git diyet yap. Habire habire reklam alıp tanıtım yapıp kendi öz saygını çöpe atma. Bunlar para için yapılabilecek şeyler değil çünkü. Yazık olur yani. 50 yaşında falan kalp yağlanmasından ölürsün maazallah. Bugünlük benden bu kadar. Da açıklamalarda Discord sunucum var. Göze atmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın ve görüşürüz efendim. Demirden yumruklarım çok fena kaşınıyor.